Beklenti raporuna hoş geldiniz efendim. Önümüzdeki yarım saat boyunca size piyasalardaki gelişmeleri aktarıyor olacağız. Önce öne çıkan haberlere bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Her şeyden önce Türkiye insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı ülkedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışan insanların devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduat paketine ilişkin kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı. Bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart'tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun dedi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı. Buna göre gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek bankalardaki döviz hesapları için tarih sınırının kaldırıldığı duyuruldu. Uygulama başlarken 21 Aralık itibariyle mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni düzenleme ile gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek döviz hesaplarına tarih sınırı konulmadı. Ayrıca sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkanı tanındı. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek faiz artırımında gerekirse daha agresif olacaklarını söyledi. Powell özellikle bir veya birden fazla toplantıda federal fon oranını 25 bas puanın üzerinde artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğunu sonucuna varırsak bunu yapacağız. Nötr önlemlerin ötesine ve daha sıkı bir duruşa geçmemiz gerektiğine karar verirsek bunu da gerçekleştireceğiz diye konuştu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini söyledi. Borrell, stratejik pusulanın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle tam zamanında ve önemli bir dönemeç olarak tanımlayarak Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz dedi. Şimdi de öne çıkan verilere bir bakalım. Bugün neleri takip ediyor olacağız. 12'de Euro bölgesi Ocak ayı cari dengesi verisi gelecek. 14'te İngiltere sanayi sipariş trendi. Saat 15.55'te ABD kırmızı kitap. 16.15'te Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması var. 17'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Richmond İmalat Endeksi ve 23.30'da da ham petrol stok değişimi verisini alıyor olacağız. Ve şimdi de fiyatlamalarla devam edelim. BIST 100 endeksini 2175 puandan kapattık. Dolar TL'de 14.83'teyiz, Euro TL 16.30, sepet kur 15.56 ve gram altın 923 seviyesinde. Dolar endeksinde 98.80'deyiz. Euro dolar 1.09, pound dolar 1.31, dolar yen 120.29 ve dolar İsviçre frangı 0.93'te. AVD endekslerine bakarsak vadelilerde geri çekilme var. Dow Jones'ta 0.12'lik geri çekilmeyle 34.427'deyiz. S&P 500 4.439'da 0.43'lük bir düşüşle ve Nasdaq'ta ise 14.318'i görüyoruz 0.51'lik bir geri çekilmeyle. Asya borsalarında ise Hindistan hariç pozitif bir hava hakim. Çin Şangay'da 0.25'lik primle 3.261'deyiz. Dün Japonya kapalıydı. Bugünse %1.38'lik prim var. 27.196 seviye. Hong Kong Hang Seng'de 21.456'dayız. %1'i aşan prim var. %1.11'lik Güney Kore Kospi'de 2.702'yi görüyoruz. 0.60'lık bir yükselişte ve Hindistan Sensex 56.969'da 0.56'lık düşüş var orada. ABD 2 yıllıksa 2.17'de, 10 yıllık 2.33'e geldi. 30 yıllıktaysa 2.56'dayız. Ons altın 1937'de, Brent petrol 115 dolar seviyesine geldi. Ham petrolde ise 112 dolar seviyesindeyiz. Ve Bitcoin 42.955'te, Bitcoin TL 633.627 seviyesinde ve Ethereum'da da 3.000 doları aştık.
3.96'lık prim var. Orada da 3.925 seviyesini görüyoruz. Pardon, 3.025 seviyesini görüyoruz. Ve haberlerle devam ediyoruz. Kuyumculuk sektörü firmaları kredi ve finans sorununu kalıcı şekilde çözmek üzere banka kurmak için harekete geçti. Kuyumculuk sektörü firmaları kredi ve finans sorununu kalıcı şekilde çözmek üzere banka kurmak için harekete geçti. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, sektörün katma değerli üretimle ekonomide önemli bir role sahip olduğunu vurgulayarak, oda olarak uzun süredir üyelerimizin kredi ve finans sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmak için uğraşıyoruz. 40 bin kuyumcu işletmesinden oluşan Türkiye Kuyumcu Ailesi artık kendi ihtisas bankasına kavuşacak diye konuştu. Tüm sektör paydaşlarının ortak alabileceği Altın Bank'ın kuruluşu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile görüşmelerin ardından İstanbul Kuyumcular Odası önderliğinde sektörün yapısına uygun bir bankanın yeniden yapılandırılması konusunda ilerleme kaydedildiğini belirten Atayık, düzenleyici kuruluşlar ve teknik ekiple kendi içlerinde yaptıkları görüşmeler sonucu Altın Bank'ın yıl içinde hayata geçirilmesini planladıklarını ifade etti. Altın Bank'la Türkiye'de altın piyasasının regülasyonunda da sorumlulukları olacağını söyleyen Atayık, bankanın sektörün kredi ihtiyacının sağlanmasının yanı sıra sektörün ve ihracatın desteklenmesi, geliştirilmesi, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını da hedeflediğini sözlerine ekledi. Vakıfbank yurt dışından bir yıl vadeli yaklaşık 250 milyon dolar kaynak salladı. Vakıfbank, yurt dışından iki farklı işlemle bir yıl vadeli yaklaşık 250 milyon dolar kaynak sağladı. Bankadan yapılan konuya ilişkin açıklamaya göre, söz konusu tutar başta imalatçı ve ihracatçı firmalarla istihdamı destekleyen projelerin finansmanında kullandırılacak. Aynı açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstün Salih, Vakıfbank'ın zorlukların ön planda olduğu bir ortamda yurt dışından kaynak getirmeye devam ettiğini vurgulayarak, iki farklı yapı altında temin edilen kaynağın mevcut küresel ortamda Vakıfbank markasının bilinirliğinin ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin göstergesi olmuştur dedi. Aynı açıklamada yer alan bilgiye göre Vakıfbank, 2021 yılında uluslararası piyasalardan toplam 5.4 milyar dolar tutarında kaynak sağlamıştı. Yurt dışı üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık %2.35, yıllık %106.13 arttı. Yurt dışı üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık %2.35, yıllık %106.13 arttı. Fiyat artışı 2021 yılı Aralık ayına oranla %5.68 olurken, 12 aylık ortalamalara göre %53.21 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe maliyet yıllık %112.24 artarken, imalat sektöründe %106.02 oranında artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarında enerjide yıllık maliyet %203.41, aramalında %124.67, dayanıklı tüketimde %94.65, sermaye mallarında %88.52 ve dayanıksız tüketimde %86.43 maliyet artışı yaşandı. Şubat ayında önceki ay oranda maliyet artışları ise madencilik ve taş ocakçılığında %3.99, imalat sektöründe %2.32 düzeyinde gerçekleşirken, ana sanayi gruplarından enerjide aylık maliyet %11.69, aramalında %2.67, dayanıksız tüketimde %1.90, dayanıklı tüketimde %1.70 ve sermaye malında %1.54 artış gözlendi. Yıllık bazda en fazla maliyet artışı %203.41 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde olurken, ana metallerde %148.50 ve metal cevherinde ise %129.34 oranında gerçekleşti. Aylık bazda ise en fazla artış %11.69 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde, %4.87 ile diğer mamul eşyalarda ve %4.19 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde oldu. Euro bölgesinde enflasyonun %5.9'da tüm zamanların zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Avrupa Merkez Bankası'ndan bu yıl içinde iki kez 25'er bas puanlık faiz artışını fiyatlıyor.
Piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'ndan bu yıl faiz artışı beklentisi, Euro bölgesi enflasyon nedeniyle yeniden yükseldi. Rusya'nın Ukrayna işgalinin ekonomik büyümeyi tehdit etmesi nedeniyle faiz artışı beklentileri düşse de para piyasalarında bu yıl iki kez 25'er bas puanlık faiz artışı fiyatlanıyor. Ay başında sadece bir faiz artışı fiyatlanıyordu. Avrupa Merkez Bankası'nın eksi %0,5 olan mevduat faizi 2014'ten beri negatif bölgedeyken, Euro bölgesinde enflasyon Şubat'ta yıllık %5,9'la tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Avrupa Merkez Bankası ise son faiz artışını 2011 yılında gerçekleştirdi. Merkez Bankası üyesi Glasnost, piyasalarda bu yıl sonunda faiz artışı beklediğini, bu sene enflasyon tahminleri yükselirse iki faiz artışının ihtimal dahilinde olacağını ifade etmişti. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Paris'teki bir konferansta yaptığı konuşmada ekonomide stagflasyona dair göstergeler olmadığını belirtti. Lagarde konuşmasında enerji fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirindeki sıkıntıların kısa vadeli enflasyon beklentilerini yükselttiğine dikkat çekti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekom'un %55'ine denk gelen Levent Yönetim yapılandırma hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine izin verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekom'un hisselerinin %55'ine sahip olan Levent Yönetim yapılandırma hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na da devredilmesine izin verdi. Türkiye Varlık Fonu ile Levent Yönetim yapılandırma arasında Türk Telekom toplam sermayesinin %55'ini temsil eden paylarını satın almak için geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağlanmıştı. Türk Telekom'un kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamaya göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan izin çıktı. Böylece Türk Telekom'un çoğunluğu Türkiye Varlık Fonu'na geçti. Hisse devri işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından bir ay içerisinde ilgili belgelerle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bilgi verilecek. Almanya'da Şubat ayı üretici fiyatları yıllık %25,9 artışla rekor tazeledi. Almanya'da Şubat ayı üretici fiyatları aylık %1,4 ile önceki aya göre gerilerken yıllık bazda ise %25,9 artışla rekor tazeledi. Veri öncesinde fiyatların aylık %1,7, yıllık %26,2 artması bekleniyordu. Ocak ayında fiyatlar aylık %2,2, yıllık %25 artış kaydetmişti. Almanya'da üretici fiyatları yıllık bazda art arda 3. ayda da rekor seviyede artarken, fiyatlar üzerinde en fazla baskıya ortalama %68 artışla enerji maliyeti yol açtı. Bu kapsamda doğalgaz fiyatı %125,4, elektrik fiyatı ise %66,5 yükseldi. Maliyetleri en fazla etki eden diğer kalemler %71,7 artışla, gübre ve azot bileşikleri %51,9 artışla, alüminyum ve %49,2 artan çelik ve ferro alaşımları oldu. Ve şimdi de piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Tera Yatırım Baş Ekonomisi Enver Erkan karşımızda. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi dün nasıl bir gün devraldık ve bugün piyasalarda nasıl bir güne başlıyoruz sizce? Ki haber akışında baktığımız zaman da Powell'ın aslında açıklamaları dikkat çekiyor. Gerekirse faiz artırımında daha agresif olacağız diyor ve 50 bas puanı işaret ediyor Mayıs ayında. Ne dersiniz, bugüne başlarken neler kritik olacak? Evet, şimdi tabii Powell'ın açıklamaları önemli. Yani bir anlamda aslında gerekirse 50 bas puanlık faiz artışlarında yapılabileceği retoriğini bir bağlamda yeniden beklentilerin içine eklemiş durumda. Ki hani enflasyon perspektifiyle Fed'in faiz artırımlarına ilişkin kararı verdiğini biliyoruz. Ve aslında 50 bas puan bundan öncesinde de mantıklı bir senaryoydu ve Rusya-Ukrayna savaşı çıkmasaydı muhtemelen bu toplantıdaki faiz artışı da 50 bas puan olacaktı. Ancak hani bir miktar belirsizlik var diye bu 25 puana doğru çekildi. Şimdi burada hani önemli olan şimdi bundan sonraki aşamada sıkılaşmanın QT'nin ivmesinin artabileceği yönünde. Ki açıklamalar aynı zamanda bilanço azaltımı ile alakalı zamanlama ile ilgilendirmesi noktasında önemli ki muhtemelen bu ivme öngörüsü var ise eğer Fed bir sonraki toplantıda da Mayıs başındaki toplantıda da bilanço azaltımını açıklayabilir ve bunu
performe etmeye başlayabilir yaz dönemiyle beraber. Şimdi tabii burada da hani bunun piyasa faizlerine elbette yansımasına bakıyor olacağız. Halen spreadler çok önemli. 2-10 yıllık spreadi gibi ya da 5-30 yıl spreadi gibi çok takip edilen spreadlere baktığımız zaman buradaki daralmalar resesyon sinyalini de veren daralmalar ki bu tarz yataylaşmalarda, getiri eğrisi yataylaşmalarında Amerikan ekonomisinin sonraki dönemde 12 ile 15 ay gibi bir süre içerisinde resesyona girmesi gibi durumlar tecrübe edilmiş vaziyette. Şimdi tabii halen mevcut gelişmeleri izlemek durumundayız. Rusya-Ukrayna ile ilgili gelişmeler, jeopolitik stres, küresel büyüme ve küresel enflasyona olan etkiler noktasında ama görünen o ki küresel enflasyon yaklaşımı çok daha fazla ağır basmış durumda ve bunu para politikasıyla kontrol altına alma, faiz arttırımıyla ve gerekirse ekonomiyi bir miktar ezerek kontrol altına alma noktasında merkez bankalarının biraz daha aktif hareket etme gibi bir eğilimi söz konusu ve biz bunun en önemli davranış şeklini şu anda Fed'in piyasalara yansıtmakta olduğu sinyallerde görüyoruz. Dolayısıyla hani geçen haftaki FOMC kararlarının üzerine ne konulacağı bundan sonra açıklama sinyal bazlı oldukça önemliydi. Ve Powell'ın da bu yönde halen 50 bas puan faiz artışlarını yani Fed geleneksel bandında üzerine çıkabilir şeklindeki sinyalleri bu aşamada da Fed enflasyonla mücadelede gerekirse ekonomiyi boğabilir şeklindeki o piyasa çıkarımını da ortaya çıkartmış durumda ki benim bu noktadaki görüşüm Fed ekonominin taşıyabileceği kadar faiz arttırımlarını yapma eğiliminde olacaktır ve resesyon öngörmediği sürece belli miktar ekonomik yavaşlama öngörüyor gördüğümüz gibi ekonomik projeksiyonlardan. Bu resesyon riski ortaya çıkartmadığı sürece de faiz arttırımları gelmeye ileriki toplantılarda da devam edecek görünüyor. Evet, şimdi ben burada hemen bir açıklık getireyim bu Powell'ın açıklamalarına. Dün bir konferansta konuştu kendisi ve de fiyat istikrarını yeniden sağlamak başlıklı bir konuşma yaptı. Orada moderatör yarım puanlık bir faiz artırımının mümkün olup olmadığını soruyor ve kendisi de bizi engelleyecek ne var? Hiçbir şey, yönetici özeti ifadelerini kullanıyor ki hemen hatırlatalım en son 2000 yılında 50 bas puanlık bir faiz artışına gitmişti Fed. Şimdi bu tabii faiz artışını konuşuyorsak eğer burada büyümenin üzerindeki etkisi de önemli bir konu tabii ki. Faizleri arttırırken Amerika Birleşik Devletleri'nde peki büyüme ne olacak, istihdam ne olacak konusu. Ne dersiniz sizce faiz artırımlarının daha agresif gelmesi büyümenin önünde bir engel oluşturur mu Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut tablosuyla düşünürsek eğer şu anda? Şimdi tabii hani enflasyon beklentilerini Fed ne derecede kontrol edebilir sorusuna verilecek cevapla alakalı bir durum. Buna da verilecek cevap ki hani orta uzun vadede Fed'in faiz hamlelerinin kesinlikle enflasyonu etkilediğini görüyoruz bundan önceki deneyimlerde. Hani beklentilerin istikrarı alınması şu açıdan önemli. Malum yükselecek bir enflasyon beklentisi kısa vadede harcamaları arttırır. Ve fiyatların sürekli yükseleceği beklentisi de maliyet enflasyonuna talep enflasyonunu da sürekli olarak eklemek gibi bir sarmal yaratır. Bu dönemde de mevduat oranları düşük olduğu için tasarruf eğilimi azalır ve daha fazla harcamaya teşvik eder. Ve istikrarsız enflasyon ortamında bu harcamaların sürekli hale geldiğini düşünecek olursak enflasyon daha da ısınma gösterir. İşte borçlanma oranlarının yükselmesi tüketimin azalması konusunda ve tasarrufların arttırılması konusunda önemli bakıldığı zaman. Dolar da bu devrede değer kazanacağı için ithalat fiyatlarını düşürecek. Konut, otomobil gibi dayanıklı tüketim malları gibi faizi duyarlı sektörlerde talebin yavaşladığını göreceğiz. Şimdi 1982'den bu yana görülen en yüksek getirebilir, getirme ihtimali var. Hani çünkü geliri aşındıran ve aksi takdirde hani geniş vadede piyasa ve tüketici davranışını şekillendirecek enflasyonist bir durum var. Buna göre bir perspektif belirlenmek durumunda. Elbette tüketim harcamaları aşağı
geleceği gibi belli oranda hani kredi oranları yükseleceği için yatırım harcamalarında da belli miktarda yavaşlama gelecek. İşte burada dengenin korunması noktasında büyümenin resesyona çevrilmemesi ve istihdam trendinin negatife doğru çevrilmemesi anlamında aslında merkez bankaları bu zamana kadar beklemede kaldıysa bunun ana nedeni buydu. Yoksa sadece enflasyona bakarak hareket ediyor olsalardı çoktan faiz arttırımlarına başlanması gerekirdi bu noktada. Biraz da tabii çekince unsuru şimdiki savaş ortamı olunca hani bunun bir tarafta enflasyonu yükselteceği aşikar ama aynı zamanda küresel büyüme üzerinden ne gibi bir etki yapacağına dair elde henüz fazla veri yok. Çünkü fazla gözlem sayısı yok. Krizeniz çok ekonomik büyüme momentumu da resesyon sonrası toparlamadan gelen bir ivme içerisinde olduğundan dolayı yani bir kırılma tekrardan olacak, bir tedarik zincirinde bir kırılma zaten vardı. Hani ek bir kırılma daha olacak görünüyor. Şu aşamada açıkçası hani benim mantıklı sıkılaşma ivmesi noktasında, bandı noktasında düşüncem faiz arttırımlarının yine de gerçekleştirilmesi ama daha yavaş bir ivmede kademeli şekilde gerçekleştirilmesi yönüyle ama enflasyon birkaç 10 yıllık için en yüksek enflasyonu söz konusu olduğundan dolayı bu açıkçası para politikasında da akut girişim ihtiyacını arttırıyor. Çünkü bunun olayı aynı zamanda da tabii kavramsal olarak stagflasyonun çevirmesi gibi önemli bir risk de halen mevcut. Evet, şimdi Rusya-Ukrayna krizine ilişkin de birkaç gelişmeyi ben aktarayım ve sizin yorumunuzu da almak istiyorum o konuda. Şimdi Biden... Ukrayna'ya karşı Rusya'nın hipersonik füze kullanmasının bir çaresizlik göstergesi olduğunu söylüyor ve de Rusya'nın ülkesine düzenleyebileceği siber saldırılar konusunda uyarı yapıyor. Diğer taraftan Zelenski, Rusya ile imzalanabilecek barış anlaşmasının her şartının referandumla oylanacağını söyledi ve Ukrayna'da NATO üyeliğinin söz konusu olmaması halinde üye ülkelerden güvenlik garantilerini değerlendirebilir şeklinde bir açıklama da var ve bu hafta bir araya gelecek Avrupa Birliği liderlerinin de Rusya'ya yeni yaptırımları ele alacağını ve de muhtemelen hemen onaylanmayacağının bir vurgusu geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'dan ve de Rusya'ya da petrol ambargosu kararının hemen çıkmadığını da ifade etmiş olalım. Diğer taraftan da petrol fiyatlarındaki yükselişte sürüyor. Şimdi bu süreç bizi nereye götürüyor sizce şu anda? Şimdi tabii Rusya karşılaştığı sürece ve yeterlemediği sürece daha ağır silahlar kullanabilir, daha saldırgan hale gelebilir bu noktada. Özellikle tabii sahada elde edilemeyenlerin masada elde edilmesi yönünde daha zorlayıcı bir güç kullanabilir. Ki Rusya'nın açıkçası özellikle hani 2. Dünya Savaşı'ndaki hani kış savaşı gibi ya da Stalingrad gibi tecrübelerine bakacak olursak hani insan kaynağının çok yoğun olması bu aşamada kayıpları da çok önemsemeyecek bir noktada olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda tabii malum yani ağır sanayi konusunda oldukça güçlü bir durumda. Dolayısıyla yani bu hipersonik füzelerin kullanılması ya da başka türlü planlamalar konusunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani şu aşamada hani Ukrayna'da bir geri çekilme olası gözükmüyor. Hani anlaşma şartlarına tabii ki gelecek olursak hani burada temel hani istenen noktalar hani Ukrayna'nın NATO evet. Şu anda da Emre Erkan'la teknik bir sorun da yaşıyoruz efendim ve aslında da süremizin sonuna geldik. Şimdi burada beklenti raporunu bitirelim. Birazdan piyasa analizi Cenk Akyoldaş'la birlikteyiz.